fırçası ne kadar iyi temizlese dahi dişlerin arasında mutlaka artıklar kalmaktadır. Bunlar ileride arayüz çürüklerine ve diş etinde problemlere yol açtığı için arayüz temizliğinde kullanacağımız pek çok aparattan en başta geleni diş ipidir. Eğer ağzınızda köprüler ve protezler varsa arayüz için üretilmiş özel ip, yoksa normal diş ipini kullanabilirsiniz. Diş ipini kullanırken yaklaşık 40 cm kadar koparıp her dişin arasına fırçaladıktan sonra parmaklarınızla yöneterek girip diş etinden aşağıya doğru sıyırmanız ve arada kalan artığı çıkarmanız gerekmektedir. Bunu fırçadan önce yaparsanız fırçanın çıkaracağı tüm artıkları diş etinden altına itip orada daha ciddi bir soruna yol açabilirsiniz. Önemli olan fırçanın çıkarmadığı eklentileri diş ipiyle uzaklaştırmaktır.